Beyler bayanlar, hepiniz Slot Oyunları Memo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hacks of Gaming oyunlarındayız. Bonus buy yaptık. Bu sefer farklı bir bonus buy diyelim buna. Çünkü her oyunun satın alanını tek tek söyleyeceğiz. Ardından ikinci partı seçeceğiz. En yüksek satın alımı değil, bir önceki satın alımını yaptık. Mesela Hand of Anubis ile başlıyoruz abi. Hemen bunun satın alımını 1548 TL vermişiz. 10 ücretsiz döndürme veriyor. Bir sonraki satın alımında mesela 12 liradan en yüksek satın alımını yapacağız. Nasıl bir ödeme yapacağını, eğer en yüksek gerçekten satın alımı değer mi değmez mi, bunun karşılaştırmasını yapacağız da. Bu zamana kadar da maşallah çok güzel bir ödeme yaptı diyecektim. Bu neymiş ya? Güzel. Şükürler olsun. Güzel bir oyun. Çok güzel rakamlar ödeyebiliyor aslında da bugün birazcık şanssız günümüzdeyiz. 1548 liralık ödemeye bize 45 lira ödedi. Maşallah diyelim. Geçelim sıradaki oyunumuza o zaman sizlerle beraber. The Bandit oyunu ile devam ediyoruz. Bu oyuna da 1200 lira vermişiz abi. Bu arada toplamda harcadığımız rakam 10.828 lira, onu da söyleyeyim. Her oyuna ne kadar harcadığımızı not aldım. Toplamda ne kadar kazanç sağlayacağımızı da yazacağım. Teker teker hepsini not olarak gideceğiz. En sonunda ne kadar kazandığımızı toplar mıyım bilmiyorum ama zaten aşağı yukarı not alıyoruz hepsini. Sizlere de söylüyorum teker teker. Mesela Hand of Anubis'ta 1548 lira harcamıştık. 45 lira elde ettik. Bu oyuna işte 1200 lira vermiştik. Şimdi ne kadar kazanç sağlayacağız hep beraber göreceğiz. Yine mükemmel bir oyun geçiriyoruz tabii ki. 1200 lira vermiştik. Maşallahımız var yine. Son spin. Uzattı Allah'tan. Artı 2 verdi. Güzel. Artı 4 verdi. Bir de aynı yerleri patlatmasan. Son spin. Böyle de bitirdi. 1200 lira verdiğimiz oyundan 306 lira elde ettik. Haydi geçelim sıradaki oyunumuz, bakalım neymiş. Mayan Stack Race oyunu ile devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne kadar vermişiz Mayan'a? 1320 lira vermişiz bu arada. Geçti. Değer mi değmez mi abi? En yüksek satın alımlarını yapmaya değer mi değmez mi? Bunu karşılaştıracağız. Bu arada istiyorsanız şöyle yapalım. Bence en güzeli o şekilde olacak. Ki harbiden bence o şekilde olacak. Hepsine aynı parayı verelim. Bence harbiden en güzeli bak bu şekilde olacak. Kesinlikle aynı parayı verelim. 12 liradan yapmayalım. Örnek veriyorum 1200 lira verdiysek mesela, 1320 lira verdiysek bu oyuna, yine 1200 lira civarında verelim bu oyuna ama en yüksek satın alımını yapalım. 1209 lira, şu ana kadar da en yüksek kazanç sağladığımız oyun oldu maşallah bizler için. Altılı geldi. Böyle de bitirdi. 1634 lira. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Cash Crew oyunu ile devam ediyoruz kaldığımız yerden. Cash Crew.
dedi. 6448 lira dedi. 6448 lira olarak bunun notunu aldım. Şu ana kadar kasamız neye çıktı abi? 13900'e çıktı. 4000 küsür başta vardı. En son toplamasını yaparım ben bunların. Notunu alırım. Dediğim gibi toplamda 10828 lira harcamıştık. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Bouncy Bounce oyunuyla devam ediyoruz. Bunun daha ikinci partini çekeceğim. Kesinlikle Hacksaw Gaming seven arkadaşlar için izlemelerini tavsiye ederim bu bonus Hunt serisini. Daha doğrusu bonus buy serisini. Bence çok zevkli gidiyor şu ana kadar. Güzel kazançlarımız da oldu. Umarım o güzel kazançlara devam edebileceğiz. Çok güzel kazançlar elde edebileceğiz. Kasayı inşallah katlayabileceğiz. O 10828'i hayli hayli çıkartacağız sizlerle beraber. Bundan sonra çünkü ikinci parta geçeceğim. Keşke 10x'i katlayabilseydik. Omuzlu bombalar çünkü katlana katlana gidiyordu. Bouncy Bombs'a 1200 lira harcamışız. Çok fazla geldi çarpan. O yüzden pek bir şey olmayacak da. En azından çarpanlar yüksek gelsin. Okey. 1044 lira bu da verdiğinden fazlasını ödedi şimdiye kadar. Burada patlatsa 20x gidecek ya. Buraya çarpan lazım bu arada. Bunlar da gider belki. Öyle ben. Sıkıntı yok. 1512 lira burası da ödedi. Bu da kar elde ettirdi abi bizlere. 15412 liradayız. Sıradaki oyunumuza haydi geçelim bakalım. Ori Boys oyunuyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. 1600 lira vermişiz bu oyunun satın alımına şu ana kadar. Bence en güzel satın alımı olan özelliği bu. En pahalı satın alımını ben bunu beğenmiyorum. Bu bence bayağı okey. İnşallah güzel bir kazanç elde edebiliriz buradan. Patlatmayı erken yapmayalım diyecekken patlattık. Bu bir tık üzücü oldu. Erken patlattık. Harbiden erken patlattık. Brickx'te hiç sembol yok. Q'lar. K'ler gidiyor. Bitmiş saat. Oy ne? Birazcık daha patlatsaydın ya ya. Aga be. Allah çok erken patladı. Neyse. 1600 lira verdiğimiz oyun 645 lira geri ödeme yaptı. Bunun da notunu aldım. Hemen haydi geçelim sıradaki oyunumuza. Dark Summoning oyunuyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben şöyle yavaştan da bunları toplamaya başlayacağım bu arada. Ona kadar 11.159 lira etmiş. Çok ufak bir kazanç var. Dediğim gibi 10.828 lira harcadığımız oyunda ufak bir kazanç var. En azından zararımız yok. Çünkü Rust yani Curl oyunundan inanılmaz güzel kazanç elde ettik. Dediğim gibi. Bundan da 56 lira. Dediğimizde 11.215 liralık bir kazanç. Nereden baksan bir 400 lira diyebilirim. Çok yüksek değil belki ama okeydir ya. 400 lira değil ya burası. Yani daha fazla olması lazım çünkü Mayan Stack Base oyununu unutmuştum. 1600 küsür diye hatırlıyorum ama belki daha farklıdır. Onu tam unuttum. Ortalama bir şey yazdım. Siz oyun sonunda isterseniz video sonunda kendiniz hesaplarsınız. Yaklaşık 600 lira ya da 1000 liranın üstünde olması lazım burada kar diye düşünüyorum. Neyse sıkıntı yok. Dediğim gibi güzel bir kar elde ettik, en azından zarar olmadı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Part 2'de tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı, beğeni atmayı yani yorum atmayı unutmayın. Part 2'de tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.